Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere pullu çok güzel bir supla tarifi paylaşacağım. Hemen şöyle yakından göstermek istiyorum renklerini. Bakar mısınız renklerin güzelliğine? Ben burada üç farklı renk kullandım. Sizleri isterseniz böyle tek renkli olarak takımlarda hazırlayabilirsiniz. Bakın şöyle modeli de yakından göstermek istiyorum. Sık iğne ve trabzanlardan oluşan çok çok kolay bir model çalışacağız. Bakar mısınız pullarla beraber gerçekten çok güzel bir görüntü oluştu. Çok e, şık parçalar oldu. Umarım sizler de beğenir ve denersiniz. Yapımı gerçekten çok kolay. Bunu örgüye ilk kez başlayanlar bile eminim ki çok rahatlıkla yapabilirler ve video Video içerisinde de bütün detaylarını adım adım sizlerle paylaştım. Ben her renkten 3 yumak kullanarak e, suplalarımı hazırladım. Ne kadar ip kullandığımı, e, pulda nasıl kullandığımı da ne kadar kullandığımı da video içerisinde sizlerle adım adım paylaştım. Umarım faydalı bir içerik olur. Detaylı tarifimize geçmeden önce sizlerden küçük de bir ricada bulunmak istiyorum. Kanalımıza ücretsiz abone olabilir, videoyu beğenir ve yorumlarınızı eksik etmezseniz gerçekten çok mutlu olurum. Tarifimize geçelim. Örgüm için spagetti yarnı polyester makrome ipliğini kullandım. Hemen şöyle ipin özelliğini sizlerle paylaşmak istiyorum. Karışımı %100 polyester 100 gram ağırlığında 90 metre uzunluğunda ve 2 milim kalınlığında bakın dokusunda şöyle yakından görelim. Çok güzel renkleri var. spagettiyar.com adresini ziyaret ederek farklı renklerine bakabilirsiniz. Bir tane supla için iki yumak e, gerekiyor. Fakat ikinci yumaktan çok az kullanıyoruz. Bunu da belirtmekte fayda var. Hemen şu ipliğimi kenara almak istiyorum. Bakın ben bu üç güzel rengi kullandım e, örgüm için. Sizler istediğiniz renklerle yapabilirsiniz. Ve bakın e, bir de pul kullanacağız. Şöyle Kullanmış olduğum pulları da yakından sizlere göstermek istiyorum. Bunları da Aksa Örgü Butik'ten aldım. Birçok farklı rengi var Aksa Örgü Butik'e ulaşarak da pullara bakabilirsiniz. Bir tane supla için bir paket yeterli oluyor. Hatta bir paketten iki tane suplayı rahatlıkla örebilirsiniz. Üçüncü çıkmayacaktır ama yani eksik kalacaktır. Bunu da belirtmekte fayda var. Bir paketten iki tane suplayı rahatlıkla örebilirsiniz. Bakın bu pullardan dediğim gibi birçok farklı rengi var. Hatta bakın kullanmış olduğum renklerden biri de buydu. Böyle gümüşüsü, moru, Bakın güzel bir turkuazı. Daha farklı renkleri de var dediğim gibi. Aksa örgü butiğe ulaşabilirsiniz. Bir de bakın aksa örgü butiğe gelen şu güzel metreyi göstermek istiyorum sizlere. Gerçekten çok şık duruyor. Bakar mısınız? Bunun gibi birçok farklı aksesuara aksa örgü butikten ulaşabilirsiniz. Yine makasında da aksa örgü butikten. Ve iki farklı tığ kullanacağız. Suplayı örmek için 3,5 milim tığ kullanacağız. Sonra pulları yerleştirirken yani son noktada 3 milim tığ kullanacağız. Kullanacağımız malzemelerimiz bu kadar. Şimdi artık tarifimize geçelim. Sıfı gitti yarın. Polyester makrom ipliğimi aldım. Bakın tek olarak da dokusu yakından bu şekilde. Tığ numaram da 3,5 milim olacak. Sizler kendi ipinizin inceliğine kalınlığına göre örmenizin sıkılığına, gevşekliğine göre kendi tığ numaranızı belirleyebilirsiniz. İşe olarak sihirli halka ile başlangıç yapıyoruz. Aramızda yeni başlayanlar varsa sihirli halka nasıl yapılır daha önceden detaylı videosunu paylaşmıştım. Videomuzun açıklama kısmına linkini ekleyeceğim. Oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Sihirli halkayı bu şekilde oluşturduktan sonra bakın bir zincirimiz burada. İlk ilmeği sıkı sıkı yapmıyorum. Şöyle bir tık ilmeği gevşek tutuyorum. Halkamın içerisine batıyorum. İlmek çıkardım. İki ilmek var. Doluyorum. İkisinin içerisinden geçirerek ilk sık iğnemi ördüm. Tekrar halka içerisine batıyorum. İlki kadar gevşek örmeyeceğim bakın. İkinci sık iğnemi ördüm. Şimdi halkamızın içerisine toplamda 8 adet sık iğnemizi örüyoruz. 2 4 5 6 7 ve 8. Şimdi kısa ipi çekebildiğimiz noktaya kadar çekerek bu orta kısmı kapatıyoruz. Bakın bu ipi çektiğimiz zaman bu ilk e, sık iğnenin tepe noktası daralıyor. Bu yüzden ilk ilmekleri mutlaka yaparken birazcık gevşek bırakmakta fayda var ki rahat bir batış sağlayalım bakın bu noktada bu şekilde. Şimdi 8 tane sık iğneyi oluşturduk. Orta kısmı topladık ve geliyoruz hemen ilk ördüğümüz sık iğnenin tepesine batıp Kısa ipi de gizleyerek örmek istediğimiz için tığımızın üzerinde tutuyoruz. Bu noktadan ilmek çıkardık. Çıkardığımız ilmeği bekleyen ilmekten kaydırarak geçirdik ve bir zincirle yukarı çıktık. Şimdi geliyoruz tekrar ilk sık iğnenin içerisine iki tane bakın tepesine iki tane sık iğne örüyoruz. Yani çift örüyoruz. Çift ne demek? Aynı delikte iki tane sık iğne demek. Şimdi geliyorum bir sonraki sık iğneye. Tekrar bir aynı boşluğa ikinci sık iğne. Bakın iki iki her bir sık iğnenin tepesine iki tane sık iğne öreceğiz. Bu aşamada eğer çok hızlı ördüğümü düşünüyorsanız videoyu yavaşlatabilir ya da tam tersi hızlandırarak da seyredebilirsiniz. Şimdi bu noktaları kesmeyelim. İlk iki sırayı sonuna kadar birlikte örelim. Her birine çift batıyoruz. Toplamda 16 tane sık iğne elde etmiş olacağız. ikinci sıramızda. Şimdi son sık iğneye de iki tane sık iğne örüyoruz. Bakın. 2-2 şeklinde 1-2-3-4-5-6-7-8 tane noktamız var. Ee, burada toplamda 16 tane sık iğne elde etmiş olduk. Şimdi geliyoruz ilk sık iğnenin tepesine batıyorum. Şu da şöyle kısa bir ipim kaldı. Bunu da gizleyerek örmeye devam ediyorum. Tığ üzerinde tutarak ilk sık iğneden ilmek çıkardım. Ve bekleyen ilmeğimden kaydırarak geçirdim. Şimdi 2 zincirle yukarı çıkıyorum. Şimdi biz bu 2 zinciri 1 trabzan kabul edeceğiz. Doluyorum ve ilk sık iğnenin Bakın tekrar tepesine geliyorum aynı noktaya. Bir tane ikili trabzan örüyorum. İkisini birlikte, ikisini birlikte. İki zincirle trabzan kabul ettiğimiz için ilk sık iğnenin tepesine bakın. Zincirli trabzan noktası ve ördüğümüz trabzan noktası. İkili trabzan çalışacağız. Hep sık iğne ve ikili trabzan öreceğiz. Şimdi ilk sık iğnede iki tane trabzan oldu. Yani çift batmış olduk. Doluyoruz. Bir sonraki sık iğnenin tepesine gelerek ilmek çıkardık. Bakın 3 ilmek var doluyorum. 2 doluyorum. Tekrar iki ilmeği örüyorum. Ve bu şekilde ikili trabzanımı hazırlıyorum. Tekrar aynı boşluğa gelerek bir ikili trabzan daha örüyorum. Yani çift batmış oluyorum. Bakın aynı delikte iki tane varsa çift olmuş oluyor. Doluyorum bir diğerine tekrar iki tane sık e, ikili trabzan örüyorum. 1 ve 2. Şimdi bakın Üçüncü sıradayız ve her bir boşla iki tane ikili trabzan örerek e, sıra sonuna kadar ilerliyoruz. Sıramızın sonuna geldik. Burada 16 tane sık iğne vardı ve 16 adet çift battığımız ikili trabzanımız var. Yani toplamda 32 tane ikili trabzanı elde etmiş olduk. Bakın son sık iğneye de iki tane trabzanımızı ördük. Şimdi artık bakın bundan sonra daha işimiz kolay olacak. İki zincire hiç dokunmuyorum birleştirme yapacağımız için. Geliyorum ilk trabzanın tepesine batıyorum. ilmek çıkardım ve bekleyen ilmeğimden kaydırdım. Şimdi burası önemli. İki zincirin tepe boşluğunu bakın bu iki zinciri trabzan kabul etmiştik. İki zincirin tepe boşluğunu bakın kaydırma noktasıyla oluşturmuş olduk. Şimdi model bir sıra trabzan bir sıra sık iğne şeklinde ilerleyecek. Şimdi sık iğne sırasına geçtiğimiz için bir zincir çekiyoruz ve gelen bakın kaydırma yaptığımız boşluğumuza trabzanın tepesine batıp ilmek çıkarıyoruz ve sık iğne örüyoruz. Bu sırada her bir trabzanın tepesine bir tane sık iğne öreceğiz. Bakın bu şekilde her bir trabzan tepesine sık iğne örerek şimdi sıra sonuna kadar ilerliyoruz. Şimdi geldik sıra sonuna. Bakın son trabzanın tepesine batıyorum, sık iğnemi ördüm. Şimdi burada bakın kaydırma noktamız var. Bu noktaya batıp sık iğne örmeyeceğiz. Çünkü sık iğne noktalarını birleştirme yapacağımız için. Burada güzel bir püf nokta var çünkü e, neredeyse hiç birleştirme noktası çok e, göze batan belirgin bir halde olmuyor. Bu yüzden bu tekniği kullanacağız. Bakın son trabzanı sık iğne ördükten sonra kaydırma noktasını sık iğne sayıyoruz ve şimdi gelip ilk sık iğnenin tepesine batıp ilmek çıkarıp çıkardığımız ilmeği bekleyen ilmekten kaydırarak burada yine bir sık iğne noktası elde etmiş oluyoruz. Bakın şu kaydırma sık iğne noktamız. Şimdi bunu trabzanı ördüğümüz sırada. Daha e, açık hale getirmiş olacağız. Şimdi trabzanlı sırayı öreceğimiz için iki zincirli yukarı çıkıyoruz. Bakın bundan sonraki sıralarda bir farklılığımız olacak bitiş ve başlangıç noktalarında. İki zincir trabzan kabul ediyoruz, doladık ve geldik ilk sık iğne. Bakın burası hemen tepesine bir tane ikili trabzan örüyorum ve bakın zincir ve trabzan aynı delikte olduğu için bunu çift nokta olarak kabul ediyorum. Şimdi bakın bir alt sırada çift örmüştük her birini. Klasik aslında yuvarlak tabanlarda yaptığımız mantıkla ilerleyeceğiz. Bir çift bir tek yaparak devam edeceğiz. Doluyorum. Bir sonraki sık iğnenin tepesine bir tane ikili trabzan örüyorum. Doladım. Bir diğerine çift örüyorum. Yani iki tane. Hemen gelen diğer sık iğneye iki tane trabzan örüyorum. Yani çift ile başladım. Tek yaptım. Çift, doluyorum bir diğeri tek tek ne demek bir tane trabzan demek doluyorum tekten sonra çift öreceğim yani iki tane ikili trabzan bu noktaları böyle çok açıklıyorum ama örgüye yeni başlayanlar bu e, tekniklere yabancı olanlar için e, bunları e, özellikle detaylı olarak belirtmekte fayda var şimdi bakın çift tek çift tek çift tek şeklinde Geleceğiz ta ki sıra sonuna kadar. Şimdi burada önemli bir püf nokta var. Sıramızın sonuna geldik. Ee, şimdi çiftimizi ördük son sık iğneye. Çift noktasından sonra tek gelmesi lazım ki sıra tamamlansın. Çünkü bakın çift ile başlamıştık. Tek ile bitirmemiz gerekiyor. Bu yüzden ne yapacağız? Şu kaydırma noktasını sık iğne kabul ettiğimiz için trabzanlı sırada mutlaka kaydırma noktasını örmüş olacağız. Hep bu noktaya da tek, tek sayılar denk gelmiş olacak çift noktasından sonra bakın kaydırma yerine direkt batıyorum bakın bu şekilde ve bir tane ikili trabzan örüyorum çift ile başlamıştım tek ile sıramı tamamlamış oldum ve hemen geliyorum iki zincirim var bakın oldukça belirgin ve ördüğümüz ilk trabzan hemen bu trabzanın tepesine batıyorum ilmek çıkarıp kaydırmamı yapıyorum ve iki zincirin tepe noktasını burada oluşturmuş oluyorum bakın bu şekilde muntazam bir görüntü elde etmiş oluyoruz. Bu arada polyester iplik e, el ütüsünü çok sever. Buhar ütüyle ya da sıcak ütüyle ütülemiyoruz e, içeriğinden dolayı. O yüzden mutlaka el ütüsüyle devam etmek gerekiyor. E, ve çok gevşekte örmemek gerekiyor. Bir tık e, tok durması için de e, yani çok gevşek gevşek örmemeye dikkat etmek lazım. Şimdi bakın sık iğne sırasına geçeceğiz. Bir tane zincir çekiyorum kaydırmadan sonra. Ve hemen geliyorum trabzanın kaydırma yaptığım trabzanın tepesine ilk sık iğnemi örüyorum. Ve bir sonrakine tekrar sık iğne. Sık iğne sırasında her birine bir tane batıyoruz bakın. Sık iğne sırasında artış yok. Trabzanları örerken artışlar yapacağız. Bu da klasik artırma yöntemini kullanacağız. Bakın çift battık her sıraya. Sonraki sırada sık iğneleri söylemiyorum artık. Çift ile başladık, tek yaptık. Bir sonraki sıra yine çift ile başlayıp iki tek yapacağız. Buradaki tek olan sayılar, bakın tek olan trabzan sayısı her sırada birer birer artmış olacak. Birken 2 üç, dört, beş şeklinde devam etmiş olacağız. Şimdi bunu da e, detaylı olarak göstereceğim. Şimdi sık iğne sayımızı, e, sıramızı tamamlayalım. Hemen bitiş ve başlangıcı tekrar sizlerle paylaşacağım. Sıramızın sonuna geldik. Bu arada böyle çukurlaşıyor gibi olabilir. Mutlaka elimizle örgümüzü açmak gerekiyor. Bu şekilde el ötüsüyle bölgeyi düzleyerek özellikle düz bir zeminde şöyle bastırarak ilerlemekte fayda var Eğer sayıları doğru yapmışsanız 16 tane bakın burada çift var trabzanlı çift sayı her sırada 16 adet olacak sayınızı o şekilde kontrol edebilirsiniz Eğer sayarak ilerlemek istiyorsanız ama sayarak vakit kaybetmek yerine dediğim gibi model sıra zaten tamamlanıyor çift ile başlayacağız her sırada tek ile de sırayı bitirmiş olacağız. Şimdi son trabzanın tepesine de sık iğnemizi örüyorum ve bakın kaydırma noktası. Sık iğneyi örerken kaydırma noktasına batmıyoruz. Ne yapıyoruz? Hemen ilk gelen sık iğnenin tepesine batıp ilmek çıkarıp kaydırma yapıyoruz. Bu kaydırmayı da bir sık iğne sayıyoruz. Şimdi trabzanlı sıraya başlıyoruz. 2 zincirle 2 iki zinciri trabzan kabul edip doluyoruz. Hemen bakın kaydırma yaptığımız sık iğnenin tepesine bir tane ikili trabzan örüyoruz zincirle beraber bu çift olmuş oluyor. Doluyoruz. Bakın alt sırada bir tane tekimiz vardı. Şimdi bu sırada iki tane tek olacak. Hemen bir diğerine bir tane ikili trabzan doluyorum. Bir diğerine hemen sıradaki gelen diğer sık iğneye bir ikili trabzan daha. Bakın iki tane yan yana tekimiz oldu. Doluyorum. Bir diğerini çift örüyorum. Yani aynı deliğe iki tane trabzanımızı örüyoruz. Sonra iki tane tek yapıyorum. iki tekten sonra bir tane çift yapıyorum. Bakın. Çift ile başladık. iki tek, bir çift, iki tek, bir çift, iki tek şeklinde sıra tamamlanacak. Sonra yine iki zincire dokunmayarak buradaki trabzanı batıp kaydırmamızı yapacağız. Alt sıralarda olduğu gibi bakın bu şekilde bitiş ve başlangıçlarımız olacak. Şimdi mantık anlaşılmıştır. Bundan sonra yapacağımız tek işlem sık iğneler her birine bir tane batıyoruz. Bakın sık iğne sırasında artırma yok. Sadece trabzan sırasında artışlar yapıyoruz. Bunu da nasıl yapıyoruz? Ee, tek, tek olan trabzan sayıları her sırada birer birer artmış oluyor. Bakın ilk trabzan sayısında hepsi çift. İkinci trabzan sayısında sırasında bir tane tek bir çift bir çift bir tek bir çift bir tek şeklinde üçüncü sırada ise bir çift iki tek bir çift iki tek bir sonraki sırada arada yine sık iğne var sık iğne sırasından sonra dördüncü trabzan sayımızda çift ile başlayacağız bu defa üç tek bir çift olacak hemen şöyle bakın ördüğüm örneği şöyle sizlere göstermek istiyorum bakın burada çift bir tek bir çift 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 ile başlayarak söyleyelim çift 1 çift 1 tek, 1 çift 2 tek, 1 çift 3 tek, 1 çift 4 tek, 1 çift 5 tek, 1 çift 6 tek. En son sıra bakın 1 çift 7 tek olana kadar yani şu trabzanlı olan sıra 8 adet olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 son sıra 8 sıra olana kadar trabzan noktamızı örmüş olacağız. Sonra da artık pulu yerleştirmeye geçeceğiz ve aralarda her sırada bakın sık iğne var. Sadece son sırada sık iğne örmeyeceğiz. Trabzanla bitişimizi yapmış olacağız. Çok güzel bir görüntü çıkıyor dediğim gibi ortaya. Bakın birleştirme ve bitiş başlangıç noktamız burası çok güzel batan bir görüntü oluşmuyor. Bu teknikle yaptığımız zaman bakın boşluklar yok, kötü bir görüntü yok dediğim gibi. Şimdi sizlere tarif etmiş olduğumuz gibi trabzan sayımızı 8 sıra olacak şekilde tamamlayalım ve pul yerleştirmeye birlikte geçelim. Bakın şimdi sizlere tarif etmiş olduğum gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sıra oldu trabzan noktamız. Şu son bitiş kısımları tekrar etmekte fayda var. Hatırlayalım bakın burada çift batmıştık ilk trabzanlı sıra sonra çift ile başlamıştık tek. Bir çift bir tek şeklinde ilerlemiştik. Teki de bakın en son çift ile başladığımız için tek ile bitmiştik. Kaydırma noktasına tek yapmıştık. Bir sonraki trabzan sırasında yine çift ile başladık. Bakın en son çiftimiz burası iki tekle bittik. Son teki ördüğümüz noktada kaydırma noktası oldu. Sonra sık, sık iğne sırası devam ediyor. Bakın hep aralarda her birine bir tane örüyoruz. Bakın çiftten sonra üç tane tekle bitmişiz. Tek yine kaydırma noktasına geliyor. Bakın sonra iki dört tekle 5 tekle. 6 tek şimdi 7 tek yapıyoruz burada 2 4 6 7. teki yapacağız 7. teki de Bakın nereye yapıyoruz trabzanlı noktada trabzanlı noktayı örerken bu kaydırma noktasında batıp tekimizi örüyoruz. Bakın çift noktadan sonra 7 tane tek yedinci de bu son kaydırma noktasına denk geliyor. Şimdi bu noktada üç buçuk olan tığımı bırakıyorum artık 3 milim olan tığımı alıyorum. Şimdi burada ben pullarımı şöyle bir sünger vardı elimde böyle bir parça vardı. Buna koydum ki rahat bir şekilde batıp tığımla pullarımı alabileyim. Şimdi bakın son trabzanı ördük ilmeği bıraktık. Hemen 3 milim olan tığımı aldım ve pulu direkt bu şekilde tığıma alıyorum. İlmeği tığıma geçirip geçirdiğim ilmeği pulun içerisinden bakın geçirdim. Sonra yine iki zincire hiç dokunmadan ilk trabzanın tepesine batıyorum. İlmek çıkardım. Çıkardığım ilmeği bekleyen ilmekten kaydırdım. Son bakın trabzan sırasından sonra kaydırmayla Pullarımızı yerleştirmiş olacağız. Kaydırmadan sonra şöyle ilmeğimi birazcık uzatıyorum. Hemen tığıma bir tane pulumu aldım. Ilmeği tekrar tığıma alıyorum. Ilmeği pulun içerisinden geçirdim. Sonra bir sonraki trabzanın tepesine batıyorum. Ilmek çıkardım. Çıkardığım ilmeği buradaki bekleyen ilmeğin içerisinden geçiriyorum. Bakın, kaydırmayla bu şekilde pulları yerleştirmiş oluyoruz. Ilmeği esnetiyorum. Biraz sonra bir tane pulu bakın bu ince bir sünger olduğu için yumuşak belki düzleminde bunu yapamayız ama sünger sayesinde ya da dizinizde böyle kırlent üzerinde falan da yapabilirsiniz ya da yumuşak bir zemin üzerinde tığınıza bu şekilde rahatlıkla alabilirsiniz tek tek elle de takabilirsiniz ama bu yöntem bana kolay geldi tekrar ilmekten bakın pulu geçiriyorum ilmeği çıkardım sıradaki trabzanın tepesine batıyorum. Tekrar buradan ilmek çıkarıp diğer ilmekten kaydırıyorum. Bunu da yaparken tığımız küçüldüğü için çok sıkmamaya gayret ediyorum. Tekrar pulu tığıma aldım. İlmeği bu şekilde yerleştirip pulun içinden geçiriyorum ve bir sonraki noktaya batıp ilmeğimi çıkartıp bekleyen ilmekten kaydırıyorum. Bakın. Pullar oldukça kolay ve güzel bir şekilde yerleşiyor. En keyifli kısmı bu böyle sıkıcı gibi e, görünebilir ama hiç öyle değil o kadar keyifli ki çok çabuk da yerleştiriyoruz pulları bakın tarif etmiş olduğum gibi tamamını şöyle arkadan da görünüşüne bakalım bakın bu şekilde görünüyor şimdi bütün pulları takacağız ta ki sıra sonuna kadar buradaki bitişi de hemen sizlerle hızlı bir şekilde paylaşalım bakın son noktaya geldik yine ilmeğimi uzattım tığıma pulumu alıyorum ilmeği tığıma takıp ilmeği pulun içerisinden geçiriyorum ve bir sonraki bakın trabzanın tepesine batıp kaydırmamı yapıyorum. Tekrar bu araya bir tane bakın pul koyacağım. Bu son noktadan sonra ilmeği tekrar uzatıp tığımı pulumu alıyorum ve ilmeği pulun içerisinden geçirdim. Şimdi bu noktada bakın artık bitiş yapacağım. Batacağım bir sonraki nokta yok artık pul geliyor. Bu son pulda taktıktan sonra ilmeğimi şöyle bir 10 santim kadar falan uzatıyorum ve ipimi kesiyorum. Yumaktaki ipliği çıkarttım burada pulum çıktı. Hemen şöyle tekrar takalım içerisine. Delikleri küçük değil o yüzden tıdan rahatlıkla geçiyor bakın. Şimdi son pulu bu şekilde taktık. Şimdi ilk başladığımız kaydırma noktası vardı bakın. Bunun hemen pulun altındaki ilmekli noktaya şöyle birazcık da yaklaştırmak istiyorum. Net bir şekilde görünsün. Bakın son pul burada. Hemen ilk pulun altındaki ilmeğe batacağım bu noktada. Batıp ipi önce bu noktadan şu şekilde çıkartıyorum. Sonra bakın pulun olduğu noktaya alttan batıp pula bakın batıyorum. Tığımı bu şekilde geçirdim. Sonra ipi bu noktadan alıp batış yaptım. Noktadan çıkartıyorum. Burada bir kaydırma noktası yapmış olduk bakın diğer noktalar gibi. Son noktayı da bu şekilde birleştirdik. Son noktada gayet muntazam görünmüş oluyor. Sonrasında ne yapıyorum? Ters çeviriyorum. Hemen ve şu arka noktada ipi sabitliyorum. Güzelce gizleyeceğiz. İp polisler olduğu için çakmakla yakatabilirsiniz. Yıkandığında filan çıkmaması için. Polisler olduğu için leke tutmayacaktır. Bunun temizliği de daha kolay olacaktır. Tabi pullu olduğu için çok yüksek devirlerde sıktırma yapmamak lazım. Bunu da belirtmekte fayda var. Hatta bu tarz ürünleri elde yıkamak en güzeli. Yani mağazalarda aldığımız ürünlerde dahi el ile yıkayınız. ibaresini etiketlerde okuyoruz biliyorsunuz. Bakın en son elimi düzüyorum. Artık süngerimdeki pullarımı şöyle kenara kaldırıyorum. Ve bakın bu aşamada artık sizlere ölçü vereceğim. Şöyle göstermek istiyorum. Mutlaka el ütüsü yapalım. Ben bu şekilde bakın el ütüsüyle güzelce düzüyorum. İsterseniz böyle dışa doğru bakabilir. Hafif şu şekilde yaptığınızda pullar bir tık daha içe geçiyor. Gerçekten çok güzel. Hatta istiyorum ki pulun milim olarak da santim olarak da bakın şöyle ölçüsünü hemen sizlere söyleyeceğim. Kalınlık olarak da bakın böyle küçük pullar kullanıyorum ama isterseniz sizler büyük pullar da kullanabilirsiniz. Hemen şöyle bakalım. Bakın bir santim kalınlığında pullar kullanıyoruz. Böyle küçük pullar. Şimdi suplamızın ölçüsüne bakalım. Bitmiş hali. Bakın 32 santim. Yani büyük servis tabağını koyduğumuz zaman e, yani dıştan pullar ve örgü bir miktar görünüyor. Ölçümüz de bu şekilde oldu. Tarif de gerçekten çok çok kolay. Umarım sizler de beğenir ve de versiniz. Ben üç farklı renkte çalıştım. Yani hiç elinizden bırakmak istemiyorsunuz. Çok da hızlı biten bir model. Umarım sizler de beğenir ve denersiniz. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomuzu beğenmeyi, yorum bırakmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.